Herkese selamlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Türklerin İslamiyet kabulü ve ilk Türk İslam devletlerini göreceğiz. Son ünitemizi göreceğiz. Daha sonrasında ise mükemmel bir tatil seni bekliyor olacak ve gönlünce mükemmel bir şekilde eğleneceksin ve dönemin başlamasıyla birlikte yine biz sizinle her daim yanınızda olacağız. İlk olarak arkadaşlar Türklerin İslamiyet kabulünü gördük. Peki konu içinde neler öğreneceğiz? Türklerin İslamiyet kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Artık gelelim. Biliyorsunuz ki dönemin sonuna doğru geldik. Bu anlamda Tonguç sana yardımcı olacak. İkinci dönem yazılı notları ile ilgili bir size mükemmel bir kaynak hazırladık. Bunun içerisinde edebiyat, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi birçok konu yer almakta. Tarihin ise nerelerde sorumlusunuz dersek eğer sayfa 70'ten başlayacak değerli arkadaşlarım pardon 36'dan başlayacak sayfa kaça kadar diyeceksiniz dersem eğer sayfa 70'e kadar sorumlu olacağız değerli arkadaşlar. Bu notları gördüm. Daha sonrasında ise yine Dinamo Soru Bankası'nı göreceğiz. Dinamo Soru Bankası'ndan ise sayfa 165 ile 189 arasından sorumlu olacaksınız. Bu anlamda da Tonguç sana her daim yardımcı olacak. Evet arkadaşlar hazırsanız hız kesmeden başlayalım. İlk olarak Türk İslam tarihini siyasi gelişmelerden bahsedeceğiz. İlk olarak 751 yılında Talas Savaşı'nın gerçekleşmesiyle birlikte Türkler kitleler halinde İslamiyet'e geçmeye başlayacaklar. Akabinde 840 yılında Karahanlı Devleti'nin kurulmasını ve sonrasında Karahanlı'nın devamı niteliğinde olan Gazne Devleti'nin kurulmasını. Gazne Devleti, Büyük Selçuklu Devleti ile yaptığı 1040 Dandanakan Savaşı ile birlikte yıkılma sürecine girerek 1048 yılında Büyük Selçuklu Devleti'nin kurulması aslında 1048 değil de 1040 demek daha mantıklı. Çünkü Dandanakan Savaşı ile birlikte resmen kurulacak devlet. Yine Tuğrul Bey... Anadolu'nun keşiflerini gerçekleştirecek Pasenar Savaşı'yla. Akabinde Sultan Alparslan 1071 yılında Anadolu'nun kapılarına dayanacak. Anadolu'da birçok beyliğin kurulmasının akabine Anadolu'ya önemli yatırımlar yapacak kadim bir devlet kuruluyor. Türkiye Selçuklu Devleti'nin kurulması. Akabinde kendini Büyük Selçuklu Devleti'nin mirasçısı olarak kabul edilen Harzem Şahlar kurulacak. Gazneli Devleti Afgan yerli halkı tarafından yıkılacak ve tarih sahnesinden çekilmiştir. Karahanlı Devleti de Basmin Yar, çiğ gibi arkadaşlar toplulukların kuruması gibi. Yanı sıra bu devlet kısa sürede yıkılıyor. Hazem Şahlar da yine Türkiye Selçuklu Devleti ile yaptığı Yassı Çemen Savaşı sonrasında da yıkılmıştır diyeceksiniz. Geldim Orta Asya'nın kadim ve İslamiyeti ilk geçecek, Orta Asya'da İslamiyeti kabul edecek ilk Türk İslam devletimize Karahanlı Devleti. 840 ve 1212 yıllarında tarih sahnesinde yer almıştır Karahanlılar. Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devletidir. Bakın Orta Asya'da dedim. Eğer ki İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti deseydim İtil Bulgarları ama Orta Asya dediğim zaman aklınıza Karahanlı devleti gelmekte. Bilinen ilk hükümdarı kimdir dersek Bilge Kül Kadir Han'dır. Ama yalnız bu dönemde ben İslamiyet kabul etmiyorum. Peki İslamiyet kimi zamanında kabul edilmiştir dersek? Satuk Buğra Han döneminde İslamiyet resmi dil kabul edilmiş ve Satuk Buğra Han arkadaşlar Abdülkerim adını ne yapmıştır? Almıştır diyeceğiz. Satuk Buğra Türkler arasında İslamiyet'in yayılması için mücadele etmiş ve aynı zamanda bu nedenle El Mücahit, El Gazi ünvanlarını ne yapmıştır? Almıştır diyeceğiz. Yine Karahanlı Devleti bu anlamda sosyal devletçilik anlayışında da gelişmiştir. Neden dersek bu dönemde ilk kez burslu eğitim veriliyor Tapkaç Buğra Han döneminde medreselerdi. Yine Türk İslam mimarisinin ilk örneklerini Semerkant, Buhara gibi önemli Türk İslam şehirlerini Karahanlı Devleti kurmuştur diyoruz. Geldim Gazne Devleti'ne. 963-1187 yıllar arasında bugün Afganistan bölgesinde hüküm sürecek Gazneliler. Devletin kurucusu kimdir dersek Horasan emiri Alp Tigin'dir. Alp Tigin'den sonra devlete en parlak dönemi Gazneli Mahmut yaşatacak. Gazneli Mahmut o kadar İslam sevdalısı bir adam ki bugünkü değerli arkadaşlar Hindistan'ın Müslüman olmasını bir kısmının Müslüman olmasını Pakistan'ın Müslüman olmasını sağlayan kişi Gazneli Mahmut'tur. Tam tamına Hindistan'a 17 defa sefer düzenleyecek. O yüzden de bir diğer adına da Hindistan Fatih diye anılmaktadır. Yalnız o dönemde biliyorsunuz ki Türkler İslam'ın kılıcının olmasının yanı sıra halifeliğin koruyuculuğunu da üstlenmişler. Abbas halifesi Şii Büveyloğullarının baskısında kalacak ve Mahmut'tan yardım isteyecek. Bunun üzerine Mahmut yardım ederek halife tarafından da kendisine sultan ünvanı verilmiştir. O zaman hemen yorum yapalım. Bugüne kadar biliyorsunuz ilk Türk devletlerini gördük. Türkistan tarihinde Karahanlı'yı gördük. Ama Sultan ünvanını kullanan bir Türk hükümdarı var mıydı? Yoktu. O yüzden Mahmut ilk olduğu için Türk tarihinde Sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazzeli Mahmut'tur. Gazzeli Mahmut'un ölümünden sonra devletin başına Sultan Mesut geçecek. Sultan Mesut döneminde biraz sıkıntılar yaşamaya başlayacağız. Neden dersek Selçuklu parlamaya başlıyor bu dönemde. Yine Nesa ve Sarah savaşları gerçekleşecek. Büyük Selçuklu Devleti ile ve devlet yavaş yavaş içten içe zayıflamaya başlar. 1040 yılında yapılan Dandanakan Savaşı ile birlikte Gazneli Devleti yıkılma sürecine girerken Büyük Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur. Şimdi bakın unutmayın Türk tarihinde, Türk tarihinde imparatorluk haline gelmiştir Gazneliler. Yani imparatorluk demek birçok neyi arkadaşlar alacağım? Kavmi, işte Afganlar, Hintliler gibi İranlılar gibi birçok unsuru kendi içerisinde doldurmaya başlıyorum. E şöyle bir düşünün yönetiminiz Türk halkınız ise yabancı. Peki sizce bu devlet çok fazla uzun ömürlü olur mu? Çok fazla uzun ömürlü olmayacak. O yüzden de Afganistan'ın yerli halkı gururlar tarafından ne yapılmıştır diyorsunuz? Yıkılmıştır diyeceksiniz. Geldim Türkistan dünyasında tabii ki bu kadar olay gerçekleşirken İslamiyet'in yayılması için de önemli yazı ve edebiyatta bırakmam lazım. Peki bu anlamda kaç tane önemli eser bileceğiz dersek 4 tane önemli eser bileceksiniz. Bunlardan birisi Kudat Kubilik ya da diğer isimle mutluluk veren bilgi anlamına gelecek. Türk İslam Edebiyatı'nın günümüze kadar ulaşan ilk eseri olma özelliğine sahiptir. Yusuf Has Hacip tarafından yazılarak Doğu Karanlı hükümdarı Ulu Kara Buğra Han'a Türkçe olarak sunulmuştur. Eserde insanların ve hem de dünyada hem de ahirette mutluluğu elde edebilmek için nasıl bir yaşam sürmeleri gerektiği bilgisi de verilmiştir. Bakın burada da temsil edilen olaylar var. Kişi kün tokti ise hükümdardır. Temsil ettiği esas ise adalettir. Ay toldu ise vezirdir. Temsil ettiği esas ise devlettir. Ögdilmiş ise vezirin oğludur. Temsil ettiği esas ise akıldır. Odgırmış ise vezirin kardeşidir. Akibeti ne yapar? Temsil eder diyecek Yusuf Has Hacı. Geldim Divan-ı Lügat-ı Türk'e. Divan-ı Lügat Türk, Türk tarihinin ilk sözlüğü olup Türk dilinin abide şaheserlerindendir. İyi bir eğitimle kendisini yetiştiren Kaşgarlı Mahmut, bütün Türk dünyasını gezmiş ve Türk dünyası ile ilgili bir harita ne yapmıştır? çıkartmıştır. 1077 yılında Abbas halifesi Muktebi Billah'a arkadaşlar Divanı lügatı Türk'ü ne yapmıştır? Sunmuştur diyeceksiniz. Geldim Atabetül Hakayık yani gerçeklerin eşi. 12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılan eser içerik ve edebi yönüyle Kutat Kubili'nin devamı olarak da kabul edilmekti. Atabetül Hakayık Türk İslam kültürü içerisinde bireyin eğitimi ve toplum düzeni sağlamak için belirlenen unsurları Türk diliyle anlatan manzum bir eser olma özelliğini ne yapmaktadır? Taşımaktadır diyeceksiniz. Geldim Divanı Hikmet'e. Türk tasavvuf tarihinin ilk edebi eseridir. Hoca Ahmet Yesevi'nin Türkçe olarak yazmış olduğu ve Hikmet adı verilen şiirlerin bir araya getirildiği eserdir. Divan-ı Hikmet, Hazreti Peygamber'in yaşamı, dini hikayeler, dervişliğin özellikleri, cennet cehennem, güzel ahlak gibi konuları içeren bir tasavvuf kitabı olma özelliğine sahiptir. Şimdi geldik Oğuzlar. Oğuzlar arkadaşlar 10. yüzyılda İslamiyeti kabul etmeye başlayacaklar. İslamiyeti kabul etmeye başlamalarıyla birlikte ben Oğuzlara Türkmen lakabını vereceğim. Unutmuyorsunuz, Bizans'ta Oğuzların bir kısmı paralı askerlik yapmış. O yüzden de Oğuzlara Bizanslılar Uz adı vermiştir. Oğuzlar Türk tarihinin en kalabalık boyu olma özelliğine sahiptir. O yüzden de Oğuzları iki gruba ayırırım. Bozoklar ve Üç Oklar diyeceğiz. Bozoklar kendi içerisinde Günhan, Ayhan, Yıldızhan, Üç Oklar ise Denizhan, Dağhan, Gökhan olarak ayrılmaktadır. Günhan'da Kayı, ki nitekim arkadaşlar kayı boyu dediğim zaman aklınıza Osmanlı Devleti gelecek. Yine Bayat, Alka Evli, Kara Evli gibi boylar var. Ayhan'da ise Yazır, Dodurga, Döger ve Yaparlı boyları. Yıldız Han'da ise Avşar, Beydili, Kargın ve Kızık boyları yer almaktı. Üçoğa geldiğim zaman Deniz Han'da Iğdır, Büyükdüz, Yıva ve Kınık boyu. Şimdi Kınık boyu da benim için önemli. Neden dersek Selçuklu Devleti'nin kurulmasını sağlayan boydur Kınık boyu. handa ise Salur, Alayurt, Eymür, Yüreğir ise Gök Gökhan'da ise Bayındır, Çavuldur, Çepni ve Peçenek gibi boylar ne yapmaktadır? Yer almaktadır diyeceğiz. Peki Oğuzların özelliği nedir dersek? Edebiyata Dedi Korkut destanlarını vermişler. Yine aynı zamanda birçok Türk İslam Devleti'nin kurulmasına öncülük etmişlerdir. Bunun en önemlisi iki tanesidir. Birisi Büyük Selçuklu Devleti, diğeri ise 10. sınıfta göreceğiniz Büyük Osmanlı İmparatorluğu'dur. Gelelim şimdi bir sırada hangisinden bahsedeceğiz? Tabii ki Büyük Selçuklu Devleti. Büyük Selçuklu Devleti'nin bilinen ilk atası kimdir dersek Dukak Bey'dir. Dukak Bey'in oğlu Selçuk Bey'in adında artık Selçuklu devleti kurulacak. Bakın Türk İslam tarihinde devletler kurulurken ya hükümdarların adlarını alırlar ya da kuruldukları bölgelerin adını almışlardır. Bunun en güzel örneği Gazneli devletidir. Çünkü Gazne bölgesinde kurulduğu için Gazne adını almış ve Selçuklu hükümdarı olduğu için de Selçuklu adını alacak. Şimdi bu dönemde Gazneli hükümdarı Selçuk Bey'in oğlu Aslan Yakbu ...Gaznelilerin eline düşer. Aslan Yagmu'nun oğulları Tuğrul ve Çağrı Bey... ...devletin başına geçerek... ...Nesa ve Sarah savaşları ile... ...Gazne devletini mağlup etmiş... ...ve Horasan'a egemen olmuşlardır. Bu binevi yavaş yavaş... ...Büyük Selçuklu devletinin... ...kurulma aşamalarının... ...gerçekleşeceği dönemdir. Tuğrul Bey Nişabur'da tahta çıkıp... Kendi adına hutbe okutmuş ve büyük Selçuk devletinin bağımsızlığını ilan etmiştir. Ama devlet resmen ne zaman kurulmuştur dersem 1040 yılında Gazze hükümdarı Sultan Mesud ile Tuğrul Bey arasında gerçekleşen Dandarakan Savaşıdır. Dandarakan Savaşı ile Tuğrul Bey Sultan Mesud'un sarayında tahta oturarak Sultan ilan edilmiş. Bu da devletin resmen kurulduğunu göstermektedir. Bu amaçla 1043 yılında başkenti Rey şehrinde taşıyarak fetihlerin batı yönde olacağını da Tuğrul Bey göstermiştir. Çünkü doğuda yoğun bir Moğol baskısı görülmektedir. Bunun üzerine de yeni yurtlar bulmak isteyen Tuğrul Bey bir yere keşfe çıkar. Peki nereye keşfe çıkar dersek Anadolu'nun keşiflerini gerçekleştirecek. Peki Anadolu'nun keşifleri hangi savaşta olmuştur dersek Pasinler Savaşı. Pasinler Savaşı değerli arkadaşlar bir nevi Anadolu'nun anahtarı niteliğindedir. Çünkü siz kapıyı açacaksınız Kapıyı açtıktan sonra da tabii ki öncesinde anahtara ihtiyaç duyacağız. İlk olarak bileceğim bir unsur. Pasınlar Savaşı'nın özelliği nedir? Türklerle Bizanslar arasında yapılan ilk savaş olacak. Aynı zamanda Türklerin Bizans'ı ve Gürcülere karşı kazandıkları ilk büyük zaferdir. Böylece Anadolu'ya gidiyoruz. Anadolu'da Adana'nın kebabını yiyoruz. İşte ve çağ kebabı yiyoruz. İşte Anadolu'nun iç Anadolu'da gidiyoruz bir gözleme yiyoruz. Niye bunu söylüyorum? Anadolu'daki güzellikleri görüyoruz. Bunu görmemizle birlikte evet diyoruz ki burası benim ebedi neyim olabilir? Türk yurdum olabilir. Unutmayın Anadolu'ya ilk gelen Türkler Avrupa Hunlarıdır. Ama bunlar sadece keşif için gelmişlerdir. Ama Anadolu'yu arkadaşlar ebedi yurt haline getiren ise Oğuz Türkleridir. Yani Selçuklular da diyeceğiz. Akabinde biliyorsunuz ki Türkler halifelin koruyuculuğunu üstlenmiş ve kılıç arkadaşlar ne yapmıştır? Kuşanmışlardır. Bu dönemde Abbas halifesi yine başı sıkışacak. Bunun üzerine yine kimden yardım isteyecek? Tuğrul Bey'den yardım ister. Tuğrul Bey bunun üzerine Bağdat'a sefere çıkarak Abbas halifesini baskıdan kurtarmış ve Abbas halifesi elini açarak sana kurban olurum sen doğunun ve batının sultanısın demiştir. Bakın ne demiş? Doğu'nun ve Batı'nın sultanısın. Yani binevi İslam dünyasının siyasi liderliğini Tuğrul Bey'e bırakmıştır. Bu da ister istemez arkadaşlar ilk kez halifelikte din ile devlet işlerinin birbirinden ayrıldığını ne yapmaktayız? Görmekteyiz diyeceğiz. Akabine Tuğrul Bey zaman içerisinde hayatını kaybeder ve Tuğrul Bey'in kardeşi de Çağrı Bey hayatını kaybetmiştir. Lakin değerli arkadaşlar Tuğrul Bey'in erkek çocuğu olmadığı için Çağrı Bey'in oğlu Sultan Alparslan devletin başına geçer. Sultan Alparslan devletin başına geçtikten sonra yaptığı ilk icraat ya Anadolu bizim olacak ya da Anadolu bizim kefenimiz. Bu yüzden 1071 yılında 26 Ağustos 1071 yılında Bizans'la Malazgirt Meydan Savaşı gerçekleşecek. Savaş gerçekleşmeden önce Sultan Alparslan komutanlarına şunu söyleyecek fethi ettiğiniz yer sizin kılıç hakkınızdır. Yani feth ettiğiniz yerde beylik kurabilirsiniz. Bu ne anlama geliyor dersek? O zaman Büyük Selçuklu Devleti'nde arkadaşlar nasıl bir sistem vardır dersem merkezi otorite yok. Boylar Birliği'nden bahsedebilirim ya da federatif bir yönetimden ne yapabilirsiniz? Söz edebilir. Akabini Sultan Alparslan öyle bir hışımla savaşacak ki Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış. Yetmemiş. Anadolu'ya Türk göçü yoğunlaşmış. O da yetmeyecek. İlk kez Bizans kralı Roman Diojan Sultan Alpaslan'a tutsak düşmüştür. Bu Bizans tarihinde ilk kez gerçekleşir ve Bizans tarihinde ilk kez gerçekleşmesiyle biliyorsunuz ki bize arkadaşlar esir olan bizdendir ve bizimdir düşüncesiyle Sultan Alparslan yedirmiş, içirmiş ve Roman Diyojen'i tekrar İstanbul'a göndermiş. Lakin Bizanslar sen nasıl esir düşersin düşüncesiyle Roman Diyojen'in gözüne mil çekmişler ve arkadaşlar zindana atmışlardır. Yine arkadaşlar tabii ki Anadolu'nun fethetmesi başka bir olayı tetikleyecek. Neden dersek Avrupa'da yankısı çok büyük olarak Avrupa'da devletler birleşerek hangi savaşları başlatacaklar? Haçlı seferleri ne yapmıştır? Başlamıştır diyeceksiniz. Geldim devletin en parlak döneminin yaşandığı ve aynı zamanda da onun sonrasında da çöküşün yaşandığı dönem. Sultan Melikşah dönemi. Sultan Melikşah dönemi ülkesinin sınırlarını batıdan doğuya genişletmiş. Batı ve Doğu Karahanı Devleti'nin hakimiyeti altına girmiştir. Gürcistan, Kudüs, Suriye, Yemen ve Aden fethedilerek... Ayrıca Malazgirt Savaşı'ndan sonra Alparslan'ın emriyle Anadolu'ya yapılan akınlar bu dönemde de devam etmiştir. Türk komutanları İzmit'e kadar Anadolu'nun büyük bölümünü fethederek bu dönemde kutu almış oğlu Süleyman Şah da İzmit'te arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'nin temellerini atmıştır. Yalnız Sultan Melikşah döneminde beklenmedik bir olay ortaya çıkacak. Haşhaşiler ya da diğer isimle arkadaşlar Batini tarikatı. Hasan Sabbah. Hasan Sabbah arkadaşlar dinin bir görünen tarafları bir de görünmeyen tarafları var düşüncesiyle bütün büyük Selçuklu devletinin mekanizmalarını sızmaya başlayacak. Ve insanları cenneti vaat edecekler. Peki nasıl cenneti vaat ediyorlar? Arkadaşlar bunlar muritlerine haşhaşı çektirtiyorlar kafalar Jüpiter. Bunları Bugün gördüğünüz ki görselleri de görüyorsunuz Alamut Kalesi. Alamut Kalesi'nin aşağı doğru yuvarlıyor. Adam gözünü bir açıyor. Eyvah diyor ben cennetteyim. İşte akan nehirler. Ondan sonra sonsuz meyve ağaçları. Cariyeler. Sonra tabii cariyeler arkadaşlar şerbeti içiyor. Haşhaşlı şerbeti içiriyorlar. Tekrar Hasan Sabah'ın yanına çıkıyorlar. Hasan Sabbah diyor ki size sadece diyor cennetin bir kısmını gösterdim. Ve sonrasında arkadaşlar Batini tarikatı hızlı bir şekilde mürit kazanarak Öyle ki sultanın en yakınları bile artık arkadaşlar batin tarikatına üye olmuştur. Bu dönemde de yine Sultan Alparslan'ın arkadaşlar önemli veziri nizam Mülk ön plana çıkmaya başlar. nizam Mülk batini tarikatlarının olumsuz hareketlerini önleyebilmek için Nizamiye medreseleri kurmuş ve Nizamiye medreseleriyle batini harikatına karşı mücadele vermiştir. Büyük Selçuklu Devleti'nde Sultan Melikşah'ın ölmesiyle birlikte devlette fetret devri ortaya çıkacak. Taht kavgaları yaşanmış ve taht kavgalarını sona erdiren kişi ise Sultan Sencer olmuştur. Yani Sultan Sencer bu dönemde arkadaşlar Moğollarla 1141 yılında Katvan Savaşı yapmış ve Katvan Savaşı'nda yenilmesiyle birlikte Selçuklu Devleti yıkılma sürecine girmiş ve Sultan Sencer'in ölümüyle birlikte Büyük Selçuklu Devleti tarih sahnesinden çekilmiştir. Tarih sahnesinde çekilmesiyle birlikte irili ufaklı hem atabeylikler hem de devletler kurulacak. Peki hangi devletler kuruldu? İran Selçukları, Kirman Selçukları, Suriye Selçukları, Türkiye Selçukları. Atabeylikler ise Şam Atabeyli, Musul ve Halep Atabeyli, aynı zamanda Azerbaycan Atabeyli, Fas Atabeyliği gibi beylikler kurulmuştur. Peki ne oldu da Büyük Selçuklu Devleti kısa sürede yıkıldı? Bir, ülke hanedan ortak malıdır anlayışıyla yaşanan taht kavgaları. İki, yine batili hareketinin olumsuz çalışmaları. Üç, atabeylerin bağımsız hareket etmeleri. Üç, yine arkadaşlar Abbas tarifesinin olumsuz çalışmaları. Neden peki olumsuz çalışmalar yaptı? Hatırlayın Tuğrul Bey'e Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ünvanını vererek siyasi yetkilerine bir nevi Tuğrul Bey'e verdi. İşte alttan alta kazıyarak aslında tekrardan siyasi yetkilerini ne yapmak istemiştir? Kazanmak isteyecek. Peki bu kadar Kadim milletin arkadaşlar Bakalım tekrardan yine söyleyelim neler var. Şimdi bak merkezi otorite zayıflayacak. Neden? Unutmayın sınırlarınız ne kadar çok genişlerse otoriteniz o kadar ne yapılır? Sarsılır. Yine ülke hanedan ortak mıdır diye anlayışı var. Yani amca, teyze, hala herkes neydi hak sahibi? Tahta. E bu da sürekli neye sebep olacak? Taht kavgalarına. Yine Abbas Halefesi'ni dedik. Yine Batın Harekatı'nı dedik. Yine katvan mağlubiyetinin olumsuz çalışması da yine Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasının temel etkenidir. Geldim. Peki bu kadar kadim bir devlet olan Büyük Selçuk Devleti'nde toplum yapısı nasıl? İslamiyet öncesinde Türk devlet geleneğini olduğu gibi Büyük Selçuk Devleti de ülke hükümdar ailesinin ortak malıdır kabul etmiştir. Yani nasıldır dersek kan yoluyla geçer ve ülke hanedanın ortak malıdır. Burada da arkadaşlar sürekli ne kavgaları gerçekleşir? taht kavgaları gerçekleşecek. Yine sultan tahta çıktığı zaman kendi adına para bastırır, fermanlarla tuğrasını çeker ve ülkenin her tarafına kendi adına hutbe okunurdu. Savaşlarda ve gezilerde ise hükümdarın başının üstünde çetir yani bir nevi şemsiye tutulurdu. Ayrıca namaz vakitlerinde nebet çalınırdı. Nitekim nebetin diğer adına ne diyeceğiz? Davul olarak adlandıracaksınız. Örnekte de bir tane Selçuklu neyini görüyorsunuz? Parasını görmektesiniz. Peki bu kadar arkadaşlar padişahın yaşam tarzlarının yanı sıra sarayımız da var. Peki sarayın içerisindeki görevliler kimler? Buna bakalım birer. İlk olarak camedar. Hükümdarın elbiseleriyle ilgilenen görevlidir. Devadar. Hükümdarın yazı takımlarını taşıyan ve koruyan görevlidir. Emri Ahur. Atların bakımından sorumludur. Emri Alem, savaşlarda bayrağı ve sancağı muhafaza eden görevlidir. Emri Candar, hükümdar ve sarayın güvenliğinden sorumludur. Emri Çeşnigir, hükümdarın yiyeceklerini ilk tadan görevlidir. Hatta klasiktir ya, hani ilk tadarsın ama zehirliyse direkt ne yaparsın? Gidersin ama zehirli dersen ziyafeti çekersin. Emri Hares, hükümdara karşı suç işleyenleri cezalandırır. Emri Silah, silah üretim ve deposundan sorumludur. Emri Şikar, hükümdarın av işlerini düzenleyen görevlidir. Hacıbül Hücap, Nitekim hocanız bunu soru olarak size sorabilir arkadaşlar. Hacıbül Hücap ya da Ulu Hacıb, hükümdar ve vezirden sonraki en büyük görevlidir ve sarayın en başındaki yetkili kişidir diyeceğiz. Hükümdar ve halk ile hükümdar ile divan üyeleri arasında görüşme ve buluşmaları ayarlar. Peki divan nedir? Devletin işlerinin görüşüldüğü yerdir. Yani bir nevi padişahın resmi işlerinin geçtiği arkadaşlar yer olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Şimdi biz arkadaşlar divana, Büyük Selçuk Devleti'nde divanı saltanat diyeceğiz. Büyük Selçuklular da bütün devlet işlerinin görüşüldüğü Büyük Divan tarafından yürütüldürdü. Aynı zamanda da arkadaşlar biz nokta nokta bırakmışız. Büyük Divan'ın yanı sıra divanı saltanat diyeceğiz. Bakın ne diyormuşuz? Divanı saltanat diye ne yapacaksınız? Adlandıracaksınız. Peki divanın başına kimler başkanlık eder dersek? Vezirler başkanlık eder. Büyük divanın bir de alt divanları vardır. Nedir peki bunlar? Bunlara bakalım. İlk olarak divanı inşa ya da diğer isminde Tuğra divanı. Devletin iç ve dış yazışmalarını yapan görevlidir. Başkanı ise Tuğra'yı ya da diğer isminde Münşi'dir. Divanı istifa. Devletin tüm mali işlerine bakardır. Başındaki ise arkadaşlar müsteffi olarak bilinmektedir. Divanı işraf, teftiş kurulur. Devletin idari ve mali işlerinin yolunda gidip gitmediğini teftiş ya da kontrol ederdi. Başındaki kişi ise müşrif diyeceğiz. Divanı arz, ordunun yiyecek ve içecek, aynı zamanda tesisat gibi tüm ihtiyaçları ve askeri maaşlarıyla ilgilenir. Başındaki kişi ise emri arz ya da arzül cevş olarak ne yapılmakta bilinmekte. Divanı mezalim. Hükümdarın başkanlık ettiği ve büyük davaların bakıldığı yüksek mahkemedir. Başındaki kişi de sultan olarak bilinmekte. Yalnız bu divanların yanı sıra divana bağlı olmayan iki tane divanlar. Divanı Mezalim ve Hatun arkadaşlar ya da Divanı Berit gibi isimler ya da Divanı Hatun diyebilirsiniz. Bakın büyük divana bağlı olmayan Posta ve haberleşmeden sorumlu divan, divanı berittir. Adalet işlerinden sorumlu, divanı mezalimdir. Hatunun emrine hizmet veren ise divanı hatun gibi divanlar ne yapılır? Bulunur diyeceksiniz. Yani peki hukuk nasıl Türk İslam tarihinde? Şimdi hukuku arkadaşlar biliyorsunuz ki ilk Türk devletlerini işlediğimizde sadece örf, adet ve gelenek göreneklere göre vardı. Ama İslamiyet'i kabul etmemle birlikte artık dinsel etkeni de kendime almamla birlikte hukuku ikiye ayıracağım. Şer'i ve örfi hukuk diyeceksiniz. Şer'i dersem dinsel hukuk, örfi dersek de örf, adet ve gelenek göreneklere göre hazırlanan hukuktur diyeceğiz. Şer'i hukuk, şer'i hukukun temelinde İslam hukukundan alacak. Miras, boşanma, evlenme, velayet, vakıf ve ticaret gibi konuları şer'i hukuk kapsamında yer almaktadır. Peki şer'ilerin en başındaki görevli kimdir dersem? Kadul kubat ya da diğer ismine baş kadı denir. Taşralarda ise kadılar nedir? Sorumludur. Örfü hukukta ise örfü hukuk temelini eski Türk göreneklerine göre alır. Yani töreye göre alırdı. Ülke güvenliğinin sağlanması, kanunların uygulanması ve bu konularda ortaya çıkan uygunsuzluklar örfü hukukun kapsamında yer alır. Örfü davalara emri dadın Arkadaşlar, başkan da mahkemelere bakardı. Yani başındaki görevliye de emri dat diyeceğiz. Peki askeri davaların bakıldığı divana ya da görevliye ne diyeceğiz dersek kadı leşker diyorsunuz arkadaşlar. Unutmayın ne diyecekmişiz kadı leşker diyoruz. Peki siyasi suçlar, sultanın başkanlık ki mahkeme olan divanı mezalimde de ne yapılmaktadır, bakılmaktadır diyeceğiz. Geldim ordu nasıldır? Orduyu dört gruba ayıracağım. Gulamanı saray, hassa ordusu. İkta askerleri, ücretli ve Türkmen kuvvetleri. Gulamanı saray. Gulam Arapça'da köle anlamına gelmekte. Farklı milletlerden seçilip Gulamhanede özel olarak yetiştirilen ücretli askerlerdir. Doğrudan sultana bağlı olup muhafız birlikleri olup sultanın sarayını korurlar. Ve devletten arkadaşlar 3 aydan 3 aya bestigane adı verilen maaş alırlardı. Geldim hassa ordusu. Has adı üstünde. Sultana bağlı ve onun güvenliğini sağlayan özel birlikler olup maaşlı askerlerdir. Geldim ordunun en büyük temelini oluşturan ikta askerlerine. İkta sahibi alanlarına ikta gelirleri karşılığı beslemek zorunda oldukları atlı askerlerdir. Yani toprak karşılığında devlete ne yetiştirirsiniz? Asker yetiştirirsiniz. Yetişen bu atlı askerleri de cebelü adı ne yapılır? Verilir diyeceğiz. Nitekim ücretli ve Türkmen kuvvetleri de savaş zamanında orduya destek için ne yapmaktadır? Gelmektedir diyeceksiniz. Evet gelelim konu biterken. Türklerin İslamiyeti kabulü ve ilk Türk İslam devletlerini gördük. Değerli arkadaşlar Türklerin oradaki yapısını, Türklerde hukuk sistemini, yine kurulan arkadaşlar Türk İslam devletlerini ve Türk İslam devletlerinin toplum yapısına önemli katkılarını birlikte işledik değerli arkadaşlarım. Şimdi sizin için çok güzel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.